Maraş'ta ilimizde böyle yerlerin artış olmasını istiyoruz. Bu talepteyiz. Önceliğimiz. Hatta bunu belediye yaparsa, bu şekilde çalışma alanları açarsa çok daha güzel olur. Okumanın önemi noktasına da gelecek olursak eğer, tabii ki de hani cahille alim bir mi dediğimiz bir şey vardır bizim. Kesinlikle değil. Ben zaten bir ilahiyat öğrencisiyim. İlk başta dinim bana zaten okumamı öğrenmem emrediyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bize sürekli diyor ki, siz hiç düşünmez misiniz? Yani bunun içerisine de girecek olduğumuz zaman, düşünme bir insanı neyle olur? İnsan okudukça fikri bir zenginliğe ulaşır, bir düşünce. Sadece kendi düşüncesinin doğru olmadığını, yeni düşünceler olduğunu fark eder. Bunun biz okumayla gerçekleştirebileceğini anlıyoruz. Hani şu konudan da bahsedelim. Dinimizin peki okuma konusundaki emri nedir veya ne yapıyor? Mesela Hazreti Peygamber hadis-i şerifinde diyor ki, ilim Çin'de de olsa gidip alın, ya da beşikten mezara kadar ilim okumanın önemine vuruyor Hazreti Peygamber. Şimdi bizim örnek aldığımız kişi Hazreti Peygamberse eğer, bizim de onun sözlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Hani Hazreti Peygamber söylüyorsa eğer, burada bir şeyler var, benim bunu yapmam lazım bir Müslüman olarak, bir ümmet olarak. Çünkü Peygamberim bana bunu söylüyor dememiz lazım. İnsanın psikolojisi, kişilik gelişimi ya da dini olarak veya sadece hayal dünyasının gelişmesi için roman tarzı kitaplar. Her türlü okumaya biz diyoruz ki kesinlikle okumalıyız. Hani bunun bir seviyesi olur. Zaten bir ilim yapmak istiyorsak yapmamız gerekiyor. Dünyada neler oluyor? Biz neredeyiz? Ne yapıyoruz? Ne kadarız? Bizim bilgimiz ne kadar? Bunların hepsini ölçebilmemiz için ilk önce bizim okumamız gerekiyor. Karşıyı anlayabilmek için okumak gerekiyor. Her türlü okumayı yapmamız, her türlü araştırma yapmamız gerekiyor ki bir İslam devleti olarak, bir Türk her daim diğer ülkelerin önüne geçebilmeliyiz. Maalesef kitap okuma azaldı günümüzde. Gençlere tavsiyem yok da annelere babalara tavsiyem var. Çünkü gençler anneyi babayı örnek alıyor. Ben mesela görme engelliyim. Eşim de görme engelli. Biz kitap okuma günleri yaptık evimizde. Haftanın belirli günleri. Eşimle ben kabartmadan okuyoruz. Bilgisayardan dinliyoruz. Çocuklarımıza da normal kitaplardan alıyoruz. Onlar da bizi takip ediyor. Kızım henüz okumaya geçmedi. 4 yaşında olduğu için o da resimleri bize okuyor. Onlara diyorum ki hiç böyle hani özürü olmayıp da bedensel engeli olmayıp da yani pardon, kitap okumayan insanlara çok şanssızlar diyorum. Yani kitap okumak gerçekten insanı yani başka dünyalara götürüyor, ufkunu açıyor, zamanının güzel geçmesini sağlıyor. Ben onlara sadece şanssızlar diyorum. İnşallah okurlar. Evde dolu kitabım, onların hepsini okuyorum. Buraya da kitap sevdiğim için geldim. Annemle babamla birlikte okuyoruz kitap. Ondan sonra namaz da kılıyoruz. Kur'an da okuyoruz. Ondan sonra annem her zaman Kur'an okuyor. Ben de o zaman anneme kitaplar okuyorum, annem iş yaparken.